19 farklı şekeri inceledik. Markaları ve tipleri farklıydı şekerlerin. Bunların 13 tanesi kristal şeker, yani toz şeker diye satın aldığımız şekerlerde. 3 tanesi küp şeker, 3 tanesi de pudra şekeriydi. Yani çeşitli olsun, hepsinde de var mı, varsa durum nasıl diye bir inceleme yaptık. İncelediğimiz tüm şekerlerde ortalama 20 bin civarı, 100 gramında 20 bin civarı mikroplastik tespit ettik. Burada aslında şöylesi bir durum var. Toz şekerler ve pudra şekerleri plastik ambalajlarda satılıyor. Ama küp şekerler karton kutularda satılıyor. Buna rağmen küp şekerlerde de mikroplastik varlığı hiç de diğerlerinden aşağı kalır gibi değildi. Burada şekerlerdeki, yani incelediğimiz şekerlerdeki mikroplastik kaynaklarını düşündüğümde ilk başta tabii ki poşet akla geliyor. Poşette mikroplastik kirliliği, poşetten kaynaklı mikroplastik kirliliği olabilir. Ama bundan başka üretim süreçlerinin de ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Üretim aşamasında bir plastik karışımı, o proseslerden, kesmeden ya da diğer ekipmanlardan belli işlemlerden mikroplastik karışımı olabilir. Bundan başka şeker, biliyorsunuz ülkemizdeki şekerler şeker pancarından üretiliyor ve şeker pancarı köklü bitkiler grubunda. Köklü bitkilerin topraktaki sadece mikroplastiği değil, diğer toksik olabilecek maddeleri de bünyesine alabildiğini biliyoruz. Hatta yapılan çalışmalarda ortamda, o toprakta arsenik varsa mikroplastikleri bitkinin köküne daha kolay ulaştırabildiğini tespit eden çalışmalar var. Renkler açısından mesela düşünecek olursak plastiğin konulduğu poşetler beyaz ya da şeffaf poşetlerdi incelediğimiz şekerlerde. Bu poşetlerden geçse renk olarak beyaz ya da şeffaf mikroplastikler geçebilirdi. Ama incelediğimiz şekerlerin içerisinde mavi, siyah, kırmızı, pembe, sarı, yeşil, akla gelebilecek neredeyse her renkte plastik parçacıklar da vardı, lifler de vardı. Poşetten geçecek olsaydı film ya da parçacık formunda daha fazla rastlamamız gerekirdi. Ama direkt tekstil liflerine işaret eden farklı renklerde mikroplastik parçacıklarına da rastladık. Burada karton bardağı düşündüğümüzde bununla ilgili literatürde yapılmış çalışmalar şöyle diyor. Her bir karton bardaktan en az 25 bin mikroplastik suya geçebilir deniyor. Hatta mikron altı boyutta, yani nano mertebede de milyonlarca mikroplastiğin o suya geçtiğini gösteren bir çalışma, o bahsettiğim çalışma. Bir küp şekerde yaklaşık 550 adet mikroplastik tespit ettik. Durum şimdi bu bir bardak, bir karton bardak çay, poşet çay ve şeker atarak içtiğimizde sayı milyonlara yaklaşabilir. Yani oradan kaynaklanan mikroplastik kirliliği milyonları bulabilir. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Ekrandaki Sakarya Üniversitesi'ne yapılan bir araştırmada her 100 gram şekerin içinde yaklaşık 20 bin mikroplastik parçacığın olduğu tespit edildi. Bu şu anlama geliyor.
her bir küp şekerde yaklaşık 550 mikroplastik bulunuyor.